4 yaşında bir çocuk 10 gündür düşmeyen ateş nedeniyle acil servise getiriliyor. Yapılan fizik muayenede gövdede döküntü, pırlan olmayan konjonktivit, tek taraflı servikal lap, orofarenksli hiperemi saptanıyor. Laboratuvarda anemi, lökositoz ve trombositoz bulunmuşsa bu çocuk için en olası tanı nedir? Evet, vakamız 4 yaşında 10 gündür düşmeyen bir ateşi var. Gövdede bir döküntüsü, pırlan olmayan konjonktiviti, unilateral lapı ve orofarenkste hiperemisi yanı sıra laboratuvarda anemi, lökositoz ve trombositoz bulunmuşsa en olası tanı nedir diyor. Streptokok enfeksiyonu boğazla hiperemi yapabilir ama daha çok hastada membranöz bir tonsilofarenjit tablosuyla karşımıza gelebilir. Gene hastada servikal bir lap görülebilir ama pürlan olmayan konjonktivit beklenen bir bulgu değildir. Hastalarda lökositozla trombositozla görülebilecek bulgulardır. Kızamıkçık enfeksiyonu ise viral bir enfeksiyondur. Lökositoz genellikle ve trombositoz beklenen bulgu değildir. Ve kızamıkçıkta evet makulopapüler bir döküntü olabilir ama pürlan olmayan konjonktivit gene hastada beklenen bir bulgu değildir. Ve ateşi genellikle 3 günde düşer. Dolayısıyla kızamıkçık beklenmez. Evet, Epstein-Barr virüsü enfeksiyonunda da hastada orofarenkste gene hastada membranoz bir tonsilofarenjit tablosuyla hasta genellikle karşımıza gelebilir. Hastalarda genellikle pansitopeni tablosu görülebilir. Gene pürlan olmayan bir konjonktivit beklenen bir bulgu değilken diğer bulgular olabilir. O yüzden bu sorunun cevabı bariz bir Kawasaki hastalığıdır. Kawasaki hastalığının olmazsa olmaz bulgusu 5 günden uzun süren düşmeyen bir ateştir. Gene Kawasaki hastalığında bu ateşi eşlik eden en az şu an sayacağım 5 kriterden 4 tanesi olması gerekir ki bunlardan bir tanesi polimorfik makulopapüler döküntü, öbürü bilateral nampulen konjonktivit, üçüncüsü oral mukozada dudaklarda kuruluk çatlak, çilek dili görünümü, orofarenksin hiperemik olmasıdır. Gene unilateral 1,5 cm'den büyük bir servikal lap, el ayakta kızarıklık, ödem ve bunların özellikle 2-3 hafta sonra eldiven çorap tarzı soyulmasından 4 tanesinin varlığı ve bu bulguları yapacak başta kızıl olmak üzere diğer bulguların olmaması Kawasaki tanısı koydurur ki vakamıza Kawasaki tanısını çok rahatlıkla koyabiliyoruz. Evet, burada özellikle bilateral nampulen konjonktivit ve trombositoz diğer hastalıklardan bunu ayırt ettiriyor. Evet, Kawasaki hastalığında hastalıkta beklediğim bir soru da bu hastalığın dönemsel bulgularıdır. Demin saydığım tanı kriterini oluşturan bulgularda eldiven çorap tarzında soyulma dışında tüm bulgular hastanın ilk 1-2 haftasında yani akut dönemde görülür. Subakut dönem dediğimiz 1-2 haftadan sonraki 2 haftalık dönemde ise eldiven çorap tarzında soyulma, özellikle laboratuvarda trombositoz, safra kesesinde hidrops ve hastalığın prognozunu belirleyen koroner anevrizma bu dönemde görülebilecek klinik bulgular arasında yer alır.